BMW 3 serisinin 7. kuşağı daha uzun, daha geniş, daha yüksek ve aynı zamanda da daha hafif. Şimdi sırayla bakalım. Yeni 3 serisinin uzunluğu 8 santim fazlayla 4 metre 71 santim oldu. Aks aralığı da 4 santim uzadığı için arka koltuktakiler daha rahat oturabilecek. Teker aralığı önde 43, arkada ise 21 milimetre artmış. Arabanın sürüş kalitesi açısından bu çok önemli. Yeni BMW büyümesine rağmen 55 kilo hafiflemiş. Ama 3 serisindeki yenilikler bununla bitmiyor. Böbrek şeklindeki radyatör panjuruyla yeni farlar araca yeni bir çehre kazandırmış. Yatay hatlar, basık ve karartılmış LED farlar arkayı daha geniş ve daha güçlü gösteriyor. Yandan bakınca akıcı hatları sayesinde ortaya dinamik bir görüntü çıkıyor. Dingil mesafesinin 4 santim uzaması az sayılmaz. Yeni 3 serisinin arka tarafında çok daha rahat oturulabiliyor. Genişliğinin de artmasına rağmen arka koltukta 3 kişi ancak sıkışarak oturabiliyor. Asıl değişiklikler ön tarafta. Kokpitine bir göz atalım şimdi. Kokpiti tamamen yenilenmiş. Dijital versiyonu herkesin hoşuna gitmeyebilir. Eskiden uyduların süslediği göstergeleri daire şeklindeydi. Yeni modelde dizaynı elips şeklinde ve keskin kenarları var. Neden değiştirilmiş bilinmez. Devir göstergesi ters yönde dönüyor. Bu yeniliğe de zamanla alışılıyor. Çeşitli kullanım şekilleri var. Direksiyondaki ve orta konsoldaki iDrive butonları dışında dokunmatik ekrandan jestle ve sesle de bütün ayarlar yapılabiliyor. Bunların çoğu aslında lüzumsuz. Olmasa da olurdu. Oyunu bırakıp yola çıkalım. 3 serisi kendini en iyi hareket halindeyken hissediyor. 4 kapılı sedanı 5 ayrı motorla sipariş etmek mümkün. Test sürüşünde en güçlü benzin motorunun olduğu 330i versiyonunu kullanıyoruz. 4 silindirli motor 190 kW'lık gücüyle BMW'yi 5,8 saniyede saatte 100 km hıza çıkarıyor. 250 km hız yapabilen sportif BMW 100 km'de ortalama 6,1 litre yakıyor. Bu versiyonun Almanya satış fiyatı 45 bin eurodan başlıyor. 3 serisinde 5 ve 7 serilerindeki platform kullanılıyor. Daha üst serilerdeki bütün modern elektronik asistanlar 3 serisinde de bulunuyor. Volkswagen gibi BMW'nin de kullandığı eklemeli modül tekniği 3 serisini daha da çevikleştirmiş. Bunda ağırlığının azalmış olmasının da payı var. M-Sport direksiyon mutlaka olmalı. Deri kaplamayla kalınlaştırılmış direksiyon ele çok daha iyi geliyor. Otomatik spor şanzıman için fark ödemek gerekiyor. Direksiyondaki kulakçıklar sayesinde yıldırım hızıyla vites değiştirilebildiği için hareket dinamikliği de artıyor. Biz yine iç mekana dönüp kullanmayı kolaylaştıran zeki kişisel asistanın nasıl işlediğine bakalım. BMW 3 serisi tam anlamıyla söz dinliyor. Yanımda BMW'den Caroline Rabe var. Bu nasıl oluyor? Bu sistem her şeyden önce sürücüye hizmet ediyor. Biz ona Caring Car adını verdik. İstendiğinde ısıyı ayarlıyor ya da aracın bütün ayarlarını güncelleyebiliyor. Navigatörlük de yapıyor. Ona nereye gitmek istediğini söylüyorsun, gerisini o hallediyor. Aynı zamanda randevularının listesini de tutuyor ve zamanı geldiğinde sana hatırlatıyor. Tam bir asistan işte. Öyleyse arabayı da tanıyordur. Bir deneyelim bakalım. Sisteme önce bir isim takalım. Hey BMW. Hallo. Womit kann ich behilflich sein? Aktivasyon kelimesini değiştir. Bitte sprechen Sie mein neues persönliches Aktivierungswort. Sevgili Werner. Danke. Ich habe mein persönliches Aktivierungswort hinterlegt.
Sevgili Werner, ısıyı 18 dereceye ayarla. Im Fahrerraum sind bereits 18 Grad Celsius eingestellt. Zeki asistan sürücüyü öncelikle yoldayken destekliyor. Düzenli güncellemeler kanalıyla durmadan yeni işlevler ve beceriler kazanıyor. Üç serisinin BMW satışlarındaki payı %20'yi buluyor. Yedinci nesil çarpıcı dizaynı ve genişletilmiş iç mekanıyla göz dolduruyor. Dijital göstergelerle bezenmiş keskin hatlı yeni kokpitini herkes beğenmeyebilir. Konuşan asistanı da olmazsa olmaz sayılmaz. İki model önce de kullanılan bagajdaki ördek kuyruğuna anlam vermekte ise zorlanıyorum. Arka farların grafiği de orijinal BMW olmaktan çok Audi'nin A4 ve A5 modellerini çağrıştırıyor.